23 Nisan 2024 tarihinde 104. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun, aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 104. senesinde özel bir yerde özel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Şu anda da 2. meclisteyiz ve 29 Ekim 1927 tarihinde bir fotoğraf var. Herkesin de zihnine kazınmış olan bir fotoğraf. Cumhuriyet Bayramı'ydı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi ve 1927 senesi, işte o fotoğraf ve o fotoğrafın çekildiği yerdeyiz. Tam oradayız. Yayınımızı oradan gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet Caddesi'nde ve 2. Meclis'in tam da önünde o fotoğrafın çekildiği yerdeyiz. Gelsin şimdi ekranlarınıza yine o meclisin, kıymetli meclisimizin, 2. Meclisimizin fotoğrafı, görüntüsü. Bir konuğumuz daha olacak demiştik. Nükhet Aşk'ın Sırlarıyla Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım. Özel bir kitap, önemli bir kitap. Kendisi 30 senelik gazeteci, araştırmacı, yazar ve şu anda yanımızda Now ekranlarında Çocuk Bayramı'nda Çocuk Atatürk'ü, Abi Atatürk'ü evet. anlatacak, evet. Mustafa'yı anlatacak bizlere. Evet. Günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın İlker, teşekkür müsaadenizle ederim. Abla diye devam tabii, edeceğim tabii, çünkü tabii. gazeteci büyüğümüz kendisi, evet, Nükhet olun. Aşk'ın bizlerin şimdi bu kitap, bu kitabın öyküsü Makbule evet. Hanım, Bilinmeyen Sırlar, ama aynı zamanda biz çocuk Mustafa'yı dinlemek istiyoruz evet. sizden. Başlayalım. Nereden başlayalım? Nereden çocuk istersen, Mustafa'dan çocuk başlayalım. Mustafa'dan başlayalım. Aslında Atatürk'ün askeri ve siyasi dehasının çok gerisinde kalmış çocukluğu. Hepimizin gurur duyduğu bir dünya liderinin evlatlarıyız. Atatürk'ün çocukluğuna dair bir iki cümleden başka bir bilgimiz yok. O da karga kovaladığına ilişkin anne baba adı Selanik doğumlu oldu. Ayrıntıları nereden öğreniyoruz? Gene Makbule Hanım'dan öğreniyoruz. Makbule Hanım 1951-52 yıllarında Yeni İstanbul gazetesine 141 gün süren bir tefrika, bir yazı dizisi veriyor. Büyük Kardeşim Atatürk ismiyle. Burada da gene kahramanlıklar, zaferler, başarılar var. Ama satır aralarında o 141 günün belki de birkaç gününü çocukluğa ayırıyor. Kitabımda da geniş yer verdim ve geniş bir dipnotla bu çocukluk bölümünü aldım. Neler var bu çocuklukta? Dolu dolu geçmiş, çok mutlu bir çocuk Mustafa. Babayı erken yaşta kaybediyor ama babasızlığı çok hissettirmiyor dayı, Hüseyin dayı. Hüseyin dayı Selanik'in hemen dışındaki Rapla çiftliğine kahya olarak çalışıyor. Aileye kol kanat geriyor. Kız kardeşi Zübeyde Hanım'ı, evlatları Mustafa, Makbule ve Naciye. O zaman Naciye de hayatta. Üç çocuğu da beraber alıp Rapla çiftliğine geçiriyor ve çocukları hatta isimler veriyor. İşte oğlana Mustafa'ya paşam diyor, Makbule'ye Makbuş diyor, Naciye'ye Bülbülüm diye seviyor. Ve ölene kadar da Hüseyin dayı evlenmiyor. Çocuklara kendini adıyor. Mustafa her çocuk gibi yaramazlıkları var. Oyun oynamayı çok seviyor ama en çok da Makbule'yi ve Naciye'yi mutlu etmeyi seviyor. Özellikle de yaşı biraz daha yakın olduğu için Makbule'yi. Eline geçen her şeyle bir marangozluk becerisi de var. Makbule'yi mutlu etmek adına bir güvercin kutusu inşa ediyor. Bir derede su değirmeni yapıyor kardeşi için ve bir kulübe inşa ediyor. Yanları hasırdan, üzeri muşambadan bir kulübe bu. İçine raflar koyuyor, kardeşine yiyecekler orada ikram ediyor. Fakat çalışanlardan birinin çocuğu bu kulübeyi yakıyor. Müthiş üzülüyor tabii çocuk Mustafa ve kız kardeşi için ikinci bir kulübe inşası gerçekleştiriyor. Karga mevzusuna gelince, evet karga kovalıyor Mustafa. Kargayı dayısıyla birlikte birkaç kere kovalıyor ama yıllarını geçirdiği Rapla çiftliğinde... Onda bir adı var. Kovaladığı karganın değil. Çiftlikte kanadı kırık bir yavru karga buluyor ve dayısına buna bakmak istediğini söylüyor. Dayısı da itiraz ediyor. Oğlum diyor, bu zararlı bir hayvan, ne gerek var? Hayır, ben bu kargaya bakacağım, adını da Hacı koydum diyor. Dayısını razı ediyor. Hatta artık ailenin bir bireyi oluyor Hacı. Ya tarladan kovalanması istenen karga zararlı, yani ona, zararlı bulunan tabii karga. Ürünleri, mahsule zarar verecek kargalar zarar verilmeden kovalanıyor. Onda bir şey yok ama bu 2-3 gün süren bir şey. Asıl kargayla olan dostluğu çok enteresan. Karga ailenin bir bireyi oluyor. Samanlığın hemen yanında kendisine bir oda bile tahsis ediliyor. Hatta çok enteresan, çalışanlardan birinin adı da Hacı. Hacı diye seslendiklerinde hem karga geliyor hem çalışan Hacı geliyor. Bu durumu önlemek için çalışan Hacı'nın adını Hafız olarak değiştiriyorlar.
Buna çok içerliyor Mustafa ve gidip hafızdan özür diliyor. Senin adın hacıydı, hacı olarak kalmalıydı, ben çok üzülüyorum diyor. Hafızın da verdiği çok güzel bir cevap var kendisine. Üzülme Mustafa Bey diyor. Herkes hacı olabilir ama herkes hafız olamaz diyor. Sonrasında hacıyla çok güzel dostluğu varken maalesef çok sevdiği iki yavru köpeği var. Birisi Alev, diğeri Cin. Alev ve Cin'in annesi Cleo hacıya bir saldırı gerçekleştirip ölümüne sebep oluyor. Tam da o sırada Mustafa Selanik'i halasının yanına okumaya gitmek üzere ve çok büyük bir üzüntü içinde. Yola gitmeden evvel dayısına dediği şey şu: hacının öldüğü yere bir dut ağacı dikin dayı ve adını Hacı Dut'u koyun. Dayısı da Mustafa'nın bu isteğini kırmadan oraya bir dut ağacı dikiyorlar ve adını Hacı Dut'u koyuyorlar. Dolu dolu bir çocukluk geçiriyor İlker. Peki abi Mustafa'yı anlatmak isteseniz. Evet. Şimdi Makbule Hanım kitabı 4 bölümden oluşuyor. Bu 4 bölüm 71 yıllık Makbule Hanım'ın hayatını 4 ayrı devrede ele alıyor ama aynı zamanda abi Mustafa ve kardeş Makbule'nin de ilişkilerinin de 4 ayrı süreci. Birinci dönem Makbuş ve Mustafa'nın çocukluk dönemi ve birbirlerine en yakın oldukları. Abinin kol kanat gerdiği, çok fazla yaş farkı yok, 4 yaş var ama bir baba figürü Makbule için. Çok hayran abisine. En yakın oldukları süreç çocukluk süreci. Savaş yıllarına geldiğimizde artık genç kızdır Makbule. Makbule ve Savaş Yılları bölümünde de ayrı kaldıkları, endişeli beklentilerin olduğu bir süreç. Hem anne hem kız adına. Kız kardeş abisi için çok endişeli. Anne çok endişeli ama abi Mustafa Kemal yalnız bırakmıyor onları, uzakta ve cephede de olsa mektuplar, telgraflar ve gönderdiği arkadaşlar aracılığıyla sağlık haberlerini gene alıyor. Yani elinde daima ailenin üzerinde. Üçüncü dönem Cumhuriyet dönemi ve Makbule'nin büyük hanımefendi olduğu bir dönem. Köşkte kendisi büyük hanımefendi olarak hitap ediliyor. Makbule Hanım okur yazar bir genç hanım. Bir eğitim almamış, içinde kalmış bu eğitim almama mevzusu. Kendisi tabii bir anda Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte bir dünya liderinin kardeşi olarak protokolün en üst yerinde kendisine yer buluyor. Mustafa Kemal kendisi mahcup olmasın diye protokol dersleri aldırıyor. Ama yanında tabii bir devlet işleri sebebiyle kalabalıklar çok fazla. Kardeşiyle yeterince o çocukluğundaki yakınlık tabii ki olamıyor. Belki bunun farkında, belki kardeşine verdiği kıymeti göstermek adına Serbest Cumhuriyet Fırka yıllarında tam kuruluş sürecinde Makbule Hanım'a bir görev veriyor. Partinin kurucu üyesi yapıyor kendisini, Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalif olması için. Bu şunu da gösteriyor aslına bakarsanız. Bana kardeşim dahi olsa muhalefet edebilir. Belki demokrasi adına atılacak küçük adımlardan bir tanesiydi o süreçte. Fakat Makbule Hanım bu süreci tam kaldırıp taşıyamıyor aslında. Bu muhalefetin dozunu biraz da kaçırıyor. Ve iki kardeşin arası hafif açılmaya başlıyor. Zaten o süreçte parti kapatılıyor. Son dönem Atatürk'ün vefatı sonrası dönemi de son dönem olarak ele aldım. Atatürk vefat ettikten sonra Makbule Hanım büyük bir yalnızlığa kendisini mahkum ediyor. Gerçekten yalnız hissediyor. Zaten Atatürk'ün son günlerinde yakın çevresinin, İsmet İnönü'yü de buna dahil ederek söylüyorum vefatı sonrası, İsmet İnönü'nün çevresindeki diğer arkadaşlarının Atatürk'ün Makbule Hanım'ı Atatürk'ten uzak tuttuğunu ve soğuttuğunu düşünüyor. Hep bu aklında bu var. Bunun tabii doğru olup olmadığını tarihçiler tartışacak. Ben sadece tespitleri yapabilirim. Sonrasında 71 yıllık hayat hikayesinin son bölümü beni çok etkiledi. Son nefesini gene abisini sayıklayarak veriyor. Abime haber verin gelsin beni aldırsın diye. O hayran olduğu abiye, ona danışmadan bir adım atmayan Makbule Hanım son nefesinde abisini yine yanında arzu ediyor. Şimdi Nükhet abla, burada kalabalığı da göstermeye çalışıyoruz bir yandan. Tabii. Bir yandan Anıtkabir'deki o törenler. Hı hı. Sonra memleketin dört bir yanında çocuklar, çocukların heyecanları. Hı hı. Onların hepsini göstermeye çalışıyoruz. Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Hı hı. Biz bugün Cumhuriyet'e giden yol dedik. Birinci Meclis'te yayınımıza başladık. İşte orada Zafer Anıtı. Hı hı. Zafer Anıtı'nın hemen altında Ulus Meydanı. Hı hı. Ulus Meydanı'nın şöyle kenarından döndük. Atatürk Bulvarı'ndan şöyle içeri doğru döndüğümüzde Cumhuriyet Caddesi hemen tüm ihtişamıyla o taş bina, evet, kuruluşun meclisi. Hı hı. Ve şu anda da kalkınmanın meclisindeyiz. 23 Nisan tarihi
dünün çocuğu, bugünün işte eğitimli, çağdaş bir kadını olarak size neyi anlatıyor, neyi ifade ediyor? Ne söylersiniz? Ya tabii çok büyük bir gurur. Yoktan var edilmiş bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Yani Mustafa Kemal o süreçte, araştırmalarım sırasında da onu gördüm. Kendisine destek olan bazı silah arkadaşları da dahil, kimi saltanatın devam etmesini de düşünenler dahi var. Buna rağmen ben ülkeyi düşmanlardan arındırdım. Bundan sonraki padişahınız benim diyebilecekken hem cumhuriyeti hem egemenliği millete verebilecek kadar yüce gönüllü bir devlet adamı. Çok büyük gururlar yaşıyorum. Onun evlatları olmaktan dolayı hepimiz gibi ben de çok gururluyum. Çok teşekkürler. Son bir cümle için tekrar döneceğim size. Hı hı. Ama şimdi şöyle bir gösterelim etrafı. Kalkınmanın hem müzesinden hem de meclisinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerde 2. Meclis Cumhuriyet Müzesi, artık birazdan içeriye gireceğiz. Bağır Çakıran Cumhuriyet Müzesi'nin müdürü bize o kalkınmanın kristallerini de gösterecek. Cumhuriyet'in kristallerini de yine burada bu mecliste gösterecek. Ama şöyle bir baktığımızda, kaldırdığımızda kameramızı Cumhuriyet Caddesi'ne, hemen karşıda Ankara Palası görüyorsunuz. Ankara'ya gelen misafirler nerede ağırlanıyor diye merak edenler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte orası önemli bir adresti. Tam da kalkınmanın meclisinin karşısına denk gelen Ankara Palas. Bugün de yine elbette memleketimize önemli isimler geliyor, misafirler geliyor. Hatta Ankara'dan sizleri bir İstanbul'a götürelim, düne götürelim. Almanya'nın Cumhurbaşkanı İstanbul'daydı temaslarına. Burada İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla başladı. Yanında getirdiği döner var. O döneri de kendisi kesti. Bir oradaki temaslara bakalım. Memleketten de haberler paylaşalım. Kimin eseri başlığı altında devam edeceğiz. Ayağının tozuyla uçaktan iner inmez Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier. İkilinin keyifli sohbeti kadar Steinmeier'in Türkiye'den Almanya'ya işçi göçünün başladığı ilk adreste. Sirkeci Garı ziyaretinde mevkidaşı Erdoğan'dan önce İmamoğlu ile görüşmesi dikkat çekti. There was two hotels. One is here, Pera Hotel, Beyoğlu, the historical side of Istanbul, and the another one is Princess Island. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bir dizi temas için Türkiye'de, ilk durağı İstanbul. İlk temassa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla. İki isim önce kameralara kapalı alanda bir araya geldi. Büyükşehir ve CHP heyetiyle Alman heyet karşılıklı oturdu. İstanbul başta olmak üzere yerel seçimlerde başarı elde eden muhalefetin öne çıkan isimlerinden İmamoğlu'yla Alman Cumhurbaşkanı'nın bir araya gelişine yerli yabancı medyanın da ilgisi büyüktü. İmamoğlu 5 yıl boyunca İstanbul için yaptıklarını anlattı. Almanya ile şehirler arası işbirliği ve metro gibi büyük projelere destekler konuşuldu. Siyaset değil sadece, tarih üzerine de geniş sohbet edildi. Karşılıklı görüşmede masada olmayan İstanbul Valisi Davut Gül de bu sırada dahil oldu programa. 63 yıl önce Almanya'ya işçi göçünün başladığı nokta olan Sirkeci Tren Garı'nda göç sergisini ve gar müzesini gezdiler. Tarihçi İlber Ortaylı da eşlik etti. Steinmeier Sirkeci Garı'nda Ekrem İmamoğlu ile birlikte sergiyi gezerken bir grup Filistin destekçisi de Almanya'yı protesto etmek için Sirkeci Garı'na geldi. Şu anda sivil polisler gruba müdahale ediyor, uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir tarafta protesto sesleri yükselirken diğer tarafta da heyet dışarı çıktı. Hem Alman hem Türk heyeti Steinmeier ve Ekrem İmamoğlu sergi salonuna doğru ilerliyor. Alman Cumhurbaşkanı tebessüm etti. İstanbul valisi gergindi. Göstericilerin ağızlarını kapatmaya çalışan polis bazılarının telefonlarına el koydu. Gözaltılar oldu. Pankartlar toplatıldı. Bu sırada müzeden çıkan Alman Cumhurbaşkanı bir kez daha sesin geldiği yöne doğru baktı. Buraya Alman olarak gelen herkes açık kollarla karşılanıyor. Bunun sebebi yalnızca Türk konukseverliği değil. Burada hemen herkesin Almanya'da bir amcası, bir kuzeni ya da uzaktan bir akrabası var.
Almanya Cumhurbaşkanı eli boş gelmedi İstanbul'a, 60 kilo döner de getirdi. İmamoğlu'nun da katıldığı Sarıyer'deki davette konuklara ikram edildi. Steinmeier, Berlin'de döner dükkanı işleten gurbetçi Türk usta ile birlikte bizzat kesti döneri. Steinmeier, Türkiye'deki ikinci gününde Gaziantep'te, son gününde ise Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. Nükhet Aşkın, Nükhet abla, şimdi son bir söz için yeniden evet. Sendeyiz. Makbule Hanım'la başlayan serüvenimde uzun bir yolculuktu, zahmetli bir yolculuktu. Atatürk'le ilgili hiç bilinmeyen pek çok ayrıntı, detay, anekdota rastladım. İşte çocukluğu bu sadece bunlardan bir tanesi. Benim keyif alarak araştırıp yazdığım kitabı umarım okurlarım da keyif alarak okur. Ben bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Kırmadınız, geldiniz. Hem kitabı anlattınız hem de çocuk Atatürk'ü, abi Atatürk'ü anlattı. Nükhet Aşkın bizlere.